Geldi mi görüntü hocam? Şu anda gelmedi. Bir kez daha deneyelim. Screen tuşundan. Eğer olmazsa da bana yollarsın. Ben açarım. Şimdi geldim hocam. Şu anda ekranda göremiyorum ben. Screen'den PowerPoint'e dosyana hangi dosyaya hazırladıysam. Ona iki defa tıklarsam mantıken ekranın gözükmesi lazım. Ama olmazsa bana mail olarak atarsan şimdi hemen açarız. Ben de açılıyor ama ekranda gözükmüyor. Büyük ihtimal sende açılıyordur o. Aynen share screen şu ortadaki yeşil ok işareti olan düğme. Evet şu anda geldi. Ama şu anda PowerPoint. Evet şu anda masa üstün geldi. Sen buradan Tamam. açarsan tahminimce ekranda görmüş oluruz. Hocam bilgisayar benim değil, benimki dün akşam bozuldu. Sen onu bana bir olarak atarsan aslında yine şey yapardık ama daha dene. Bu da çok yavaş. Evet, fark ettim ben onu. Olmazsa dediğim gibi bunu mail olarak iletebilirsen hemen mailden de açabilirim. Ben oynatırım. Sıkıntı değil. Oradan tekrar kapan. Mailinde var mı bu dosya? Yok hocam. O şunu nasıl kolay atabilirsin diye düşünüyorum da. Sen bunu çarpıya bas sadece. Kabul etme. Direkt çarpıya bas. O zaman kapanıyor hocam. Yok yok şeyi çarp. Ha. Yukarıdaki çarpıya basınca kapanmaması lazım ama. Ben dün size atacaktım mail hocam. Kendi bilgisayarımı bir açtım. Ekran pembe. Şu anda galiba gelecek gibi. Evet. O yüzden bunu buldum. O da çok yavaş. Tamam. Emre gider tamam. Şu anda geldi. Ben başlayayım isterseniz. Evet, bugün 70'li yılları Tuba konuşacak. Evet, Tuba sözü sana bırak. Evet, 1970'li yılları anlatacağım ben bugün arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. 1970'li yıllar hem siyasi hem de ekonomik yönden Türkiye için çalkantılı ve istikrarsız yıllardı. Bunun öncesinde de bir 60'lardan bahsetmek istiyorum bu sürece bizi sürükleyen zamanlarda. 1961-1969 dönemi düzenli olarak IMF'li standby anlaşmaları ve OECD Türkiye'ye yardım konsorsiyumunun dış kaynak desteğini almış, büyüme verileri açısından Cumhuriyet döneminin en yüksek büyüme hızının sağlandığı bir dönem olmuştu. 1961'den 1969'a kadar IMF'le 9 adet yıllık standby anlaşması imzalanmıştı. Ve 64 ve 69 anlaşmaları kısmi revizyonlara karşın tam uygulanamamışken diğerleri kaynak kullanarak ya da kullanmaksızın uygulanmıştı. 1969 standby anlaşmasının uygulanma nedeni de Ekim 1969 genel seçiminde iktidara gelerek ikinci kez hükümetini kuran Süleyman Demirel'in kurumsal reformların ve politik uyumun sağlanması için daha geniş perspektifli bir program hazırlanmasına karar verince kredinin tamamını kullanmadan düzenlemeyi iptal etmişti. 1969 seçimini kazanan Adalet Partisi dış denge kısıtını kalıcı olarak aşmak üzere hükümet programı hazırladı.
Hükümetin hedefi de ekonomiyi dışa açmak, kaynakları ihracata yönlendirmek, ülkenin mineral, orman ve hayvancılıkla ilgili kaynaklarını ve meyve üretimini geliştirmek ve turist potansiyelini arttırmaktı. 1970'li yıllara girilirken dış ticaret açıkları genişlemişti ve Şubat ayında da yaşanan bütçe kriziyle yasamadaki aksaklıklar da durumda ekonomiyi daha kötüleştirmişti ve yeni borçlar nedeniyle de dışa bağımlı hale gelmişti. Dış kaynak girişleri de beklenen ölçüde gerçekleşmeyince ülke ekonomik bunalımla karşı karşıya kalmıştı. Süleyman Demirel, Türkiye'nin ithalatı ikame eden politikalar ile daha fazla yola devam edilemeyeceğini söyleyerek ihracata dönük politikaların geliştirilmesi için 1970 Ağustos'unda devalüasyon kararını açıkladı ve bir Amerikan doları 9 TL'den 15 TL'ye yükseltilerek Türk lirası %40 oranında devalü edildi. Fakat bu tüm döviz alım satımlarında aynı kur uygulanmadı. Farklı prim ve vergi oranları da bir süre çoklu kur uygulaması geçerli oldu. Bu çoklu kur uygulamalarından bazıları yurt dışındaki işçilerin gönderdikleri dövizlerdi. Değişimde dolar başına 11.25 kur uygulanacaktı. Ve Şubat 1966'da da yurt dışındaki işçilerin gönderdikleri dövizleri Türk lirası değerinde yıllık faiz oranındaki bir tutarının eklenmesi kabul edilmişti. Bu nedenle de %33.3 faiz uygulandığından işçinin eline geçen dolar başına 15 TL geçmiş olacaktı. Yine yurt dışına ilk çıkışlarda seyahat harcamalarından alınan %50 vergi dolayısıyla kur 10 TL oluyordu. Ve son olarak da pamuk, tütün gibi geleneksel ihraç ürünlerinden sağlanacak dövizlere 1 dolar 12 TL üzerinden kur uygulanıyordu. 1970 devalüasyonun ana nedeni planlı kalkınma döneminde sanayi sektöründe yaşanan hızlı büyüme eğilimiydi. Sanayi sektöründeki bir büyüme montaj sanayi olarak belirlenen kesimde yaşanmıştı. Montajcı sanayi yatırımları ithal gereksinimlerini arttırarak dış ticaret açığını büyütmekteydi. Bu kesimde dayanıklı tüketim mallarında yüksek stoklar oluşmaya başlarken kapasite kullanımı oranları da düşmeye başlamıştı. Türk imalat sanayi de bu stokları ihraç edemedi ve akabinde de 15-16 Haziran işçi eylemleri başladı ve 1970 Türk ekonomisi için önemli bir yıldı ve 70 devalüasyonundan sonra da dış ödemelerde kısmi bir rahatlık yaşandı. Dış ticaret açıkları küçüldü. Yurt dışındaki işçilerin gönderdikleri dövizler mal ihracatı gelirlerinin %70 ila %95'ine ulaşmıştı. Ancak 1970 Ağustos kararlarının uygulanmaya başladığı günden itibaren de artan bir yoğunlukla askeri bir müdahale tartışmaları gündeme gelmeye başlamıştı. Ülkede yaşanan gerginlikler nedeniyle 12 Mart'ta emir komuta zinciri içerisinde Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının muhtırası ile 1971 darbesi gerçekleştirildi. Askeri muhtıra yurdu saran anarşi, kardeş kavgası ve sosyal huzursuzlukların yurdu çıkmaza sokmasını, Atatürk'ün hedefi olan çağdaş uygarlıktan uzak düşürmesini ve anayasanın öngördüğü reformların uygulanmasını müdahalenin ana sebepleri olarak belirtmişti uygulanmamasını. Silahlı kuvvetlerin partiler üstü bir mekide bulunduğunu ileri süren muhtıra, ordunun kanunlarının kendisine verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini yerine getirmek üzere idareyi ele almaya kararlaştırdığını beyan etmişti. Muhtıranın verilmesinden sonra da Süleyman Demirel istifa etti. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü meclis ve senato gruplarının toplantısında muhtıraya karşı çıksa da askerin teknokrat bir hükümetin başına Nihat Erim'i getireceğini duyunca yeni hükümete destek olma ve bakan verme kararı aldı. Bu durumda da Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti. Bu durumu kabul etmedi. Nihat Erim hükümeti 7 Nisan 1971'de güven oyu aldı. Toprak reformu, milli eğitim reformu, mali reformlar, devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi reformu, hukuk ve adalet reformları yapılması amacıyla kurulan Erim hükümeti bu reformların hiçbirini gerçekleştiremedi. Bunların yaşama geçirilmesini isteyenleri de tasfiye etti. 1971 yılının sonunda da 11 bakan reformları gerçekleştirebilme olanağı kalmadığı gerekçesiyle istifa etti. Daha sonra da Nihat Erim de istifa etti ve yeniden hükümet kurmaya görevlendirildi Cumhurbaşkanı tarafından. Ancak bu da 5 ay sürdü. Ve Nihat Erim'in İki başarısız hükümet deneyiminden sonra çekilmek zorunda kaldı ve hükümeti baskı ve sindirme eylemlerinin hükümet olmaktan kurtaramadı. 1972 yılında Türkiye
Zayıf yönetim, kesintili terörizm, baskıcı sıkı yönetimle karşı karşıya kaldı fakat ekonomik büyümeyi de devam ettirmişti. İhracat Kasım ayının sonunda 1971'e göre %39 artış gösterirken işçi dövizleri sayesinde ödemeler dengesinde bir döviz rezervleri rekor düzeylere ulaştı ve ekonomik iyileşme sağlanmıştı. Uzun zamandır vaat edilen sorunları azaltacak yapısal reformlar, örneğin kamu iktisadi teşekkülleri ve vergi sistemi reformlarının parlamentonun gündeminde alt sıralarda yer almıştı. Ancak tarımsal reform ve yabancı sermaye kısıtlamalarını getiren madencilik ve petrol reformları gibi siyasi açıdan daha cazip reformlar ön plana çıkmıştı. Ama bunlarda da yeterli bir ilerleme sağlanamamıştı. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu en önemli partner olmaya devam ettiği gibi topluluğa tam üyelik için de gereken hazırlıklar da Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejilerinin konusu olmaya devam etmişti. 12 Mart rejimin hükümetinin tam üyelik planına göre Türkiye 1995 yılında tam üyeliği sağladığında $1500 kişi başı gelir seviyesine ve gayri safi yurt içi hasıla dağılımında da tarımda %10, sanayide %40 ve hizmetlerde %50 pay alan bir ekonomik yapıya ulaşacaktı. Ekonomi 1973 yılında canlılığını korumuş ve iç yatırımlarda herhangi bir sekteye uğramadan devam etmişti. 1973 sonu ile 1974 başında bütün dünyada etkilerini duyulan petrol bunalımı bu canlılığı önleyememişti. 74 ve 77 arasında da 3 yıl gayri safi milli hasıladaki büyüme oranı %7'nin üzerinde olmuştu. Bu dönemde 73 seçimlerine de Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi, Demokratik Parti ve Millet Partisi, Türkiye Birlik Partisi katılmıştı. Ancak salt çoğunluk hiçbirinde sağlanamadığı için de 100 bin aşkın bir süre hükümet bunalımı yaşanmıştı ülkede. Ve 74'te de dünyadaki eğilimlere bağlı olarak ekonomik sorunlar artış göstermişti ve ciddi bunalım belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak ekonomi yönetenler tüm iç ve dış kaynakları kullanarak bunalımı ertelemeye çalışmışlardı. Türkiye'de her şeye Kıbrıs müdahalesinin damga vurduğu ve belirgin uluslararası tepkiler yarattığı bir dönemde hükümet eylemlerini dünyaya anlatma ve meşrulaştırma girişimlerine odaklanmıştı. Fakat kargaşa ve tartışmaların dinmesinden sonra faturanın da ödenmesi gerekiyordu. Bu da gayri resmi rakamlarla 100 milyon doları, 1 milyon doları buluyordu ki o da 74 bütçesindeki toplam harcamaların %16'sına denk geliyordu. 1974'te gayri safi milli hasılanın %7,5 artmasının beklendiği ki bu bir önceki yıl %5,5 olmuştu. Bu rakamın ekonomiye büyük bir yük getireceği düşünülebilirdi. İthalattaki maliyet artışının %70'i 14 milyon tonluk petrol ithalatından kaynaklanmaktaydı. Ama bunun dışındaki fiyatlarda da %25 ila %30'luk bir genel artış meydana gelmişti. Bunlara bir de özel sektörde yaşanan kredi sıkıntısı ve yavaşlama eklenmiş. Sonuçta da işsizlik oranı en az %14'lere çıkmıştı. İşsizlik oranındaki yükseliş hükümeti ekonomik sıkıntılarla boğuşan Batı Avrupa'daki yaklaşık 3 milyon 250 bin Türk işçisine karşı özellikle duyarlı hale getirmişti. Burada gelen işçi dövizlerinin 1,5 milyon dolara ulaşması beklenmekteydi. Öncelikle bu önceki yıl bu rakam 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 1973'e göre %75 oranında artarak 3 milyon dolara bulan ithalat artışına karşılık ihracattaki artış sadece %20'lerde kalmıştı. Bu ihracattaki düşüşün başlıca nedeni de Türkiye'deki fiyatların dünya fiyatlarının hızlı artmasına bağlanmıştı. Bu duruma bir örnek olarak da Türkiye'nin başlıca ihraç ham madde stoklarının büyümesine yol açılması verilebilir. Fiyatlarındaki artış 75 ve 76 yıllarında batılı ülkelerde de ekonomik şoka neden olmuştu. Bu dönemde batılı ülkelerden ve uluslararası finans çevrelerinden kolay kredi elde edememişti. Bu durumda da kısa vadeli kredilere, işte dövize çevrilebilir mevduat kredisine ve satıcı kredisine başvurmak zorunda kalmıştı. Kısa vadeli dış borçların toplam dış borcu oranı 1975'te %24,2 iken 1977'de %57,9'a ve 1978'de de %52'lere ulaşmıştı. Dış borçların ödemeler bilançosu üzerindeki yükü artmış, kısa vadeli borçlar ülke içindeki enflasyonist baskıyı daha da arttırmıştı ve 1977 sonunda Türkiye'nin dış borcu dövize çevrilebilir mevduat kullanımı ile 11,7 milyar dolara ulaşmıştı. Peki neydi bu dövize çevrilebilir mevduatlar?
Bu uygulamaya 1967 yılında başlanmıştı. Ancak 1973 yılından sonra bu uygulama daha bir işler hale gelmişti. Ülkedeki iç faizlerin dışarıdaki kredi faizlerinin çok üstüne çıkması nedeniyle özel firmalar dışarıdan borçlanmayı istemişlerdi. Çünkü dışarıdaki faizlerle borçlanılsa faiz yükü daha ucuza gelecekti. Ama dışarıdan borçlanma o dönemde Türk parasını koruma kanununa göre uzun formaliteleri ve hazinenin iznine bağlıydı. Tüm bir formalite koşulları sağlanmış olsa da bu kez de kur riski ortaya çıkmaktaydı. Dövize çevrilebilir mevduatlar ise bu kur riskini ortadan kaldırıyordu ve borç alınan sürede döviz fiyatlarında artış nedeniyle meydana çıkılacak fazladan ödeme riskini de devlet üzerine alıyordu. Dövize çevrilebilir mevduat mekanizması, yabancı bir bankanın Türkiye'deki bir aracı bankaya döviz tevdiatı yapması, Türk Bankası'nın da bu döviz karşılığını kime Türk parası kredisi açacaksa o kimseye gelen döviz karşılığı kadar Türk parası kredisi vermesi şeklinde işliyordu. 1975 yılı kapanırken Türkiye'ye kısa sürede gelen döviz miktarı 1 milyar 600 milyon doları bulmuştu. Gelen bu para da o zamanlar Türkiye'nin 5 aylık ithalatını karşılayabilecek düzeydeydi. 1976 yılında ekonomideki kırılganlık devam etmekle birlikte büyüme sürmüştü. En zayıf nokta ise 1 milyar dolardan yaklaşık 900 milyon dolara gerileyen döviz rezervleriydi. 1977'de döviz darboğazı ciddi boyutlara ulaşmıştı ve vadesi gelen dövize çevrilebilir mevduat borçları ve bunların faizleri ödenememişti. O dönemin sloganı haline gelen ifadesi ekonomi 70 sente muhtaç hale gelmişti. 1977 Türkiye için kötü bir siyasi durgunluk ve ciddi ekonomik gerileme yılı olmuştu. Bütün bir yıl ülkenin modern dönemde karşılaştığı en ciddi ekonomik krizle baş edebilecek önlemler almakta başarılı olamayan hükümetlerle geçti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli etkileri, dünya genelinde yaşanan durgunluk ve artan savunma harcamaları da Türkiye'nin normal yollarda denkleyemeyeceği bir bütçe ve ödemeler dengesi açığı yaratmıştı. Şubat ayında da ithalat ödemelerinin büyük bir bölümü gerçekleştirilememişti ve yabancı resmi ihracat kredi kuruluşları da Türkiye'ye kredi verme ya durdurmuştu ya da önemli ölçüde kısıtlamıştı. Sonuç olarak da ülke fabrikalarının kapanmasını önleyecek olan ithal malzemelerini bile karşılamakta giderek zorlanmaya başlanmıştı. Arda arda iş başına gelen hükümetler ekonomik durumun daha da bozulmasını engellemek için ilk 8 ay boyunca hiçbir şey yapmamıştı. Demirel hükümeti bütçe ve ödemeler dengesi açığını kapatıp enflasyon ve para arzını kontrol altına almak ve talebi kısıtlamak üzere Eylül başında %10 devalüasyon yaptı. Bu önlemleri IMF'e yapılan acil yardım başvurusu izledi. Ancak fonun uygulanmasını istediği önlemlerle Türk hükümetinin almayı düşündüğü önlemler arasında büyük farklar vardı. Biri yerel seçimler ve diğeri patlak veren siyasi kriz nedeniyle de müzakereler kesintiye uğramıştı ve yıl sonuna kadar da herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı. Bu gecikme Türkiye'ye kredi açmaya hazır olan bankaların IMF ile anlaşmasının sonuçlanmasının beklenmesi nedeniyle ekonomiye daha da zarar vermişti. Türkiye'deki ekonomik durum 1978'de daha da gerilemişti. Ecevit Türkiye'nin dünya siyaset sahnesindeki konumunu bir miktar yükseltmiş olsa da içeride derinleşen ekonomik krizi ele alış şekli konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Önceki hükümetin hazırladığı 5 yıllık planı bir kenara koyarak bir dizi kemer sıkma önlemi almıştı. 24 Şubat'ta alınan bu kararları da büyük bir devalüasyon izleyecekti. Bu adımların sonucunda Mart ayında IMF ile 2 yıla yayılacak 450 milyon dolarlık kredi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma 220'nin üzerinde bankayı temsil eden bir konsorsiyum 3 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırmaya taze para vermeye teşvik edileceği umuyordu. Ancak 1978 yılı bu beklentiler gerçekleşemeden sona erdi. Türkiye 1979 yılı boyunca iç sorunlarla, özellikle de ekonomik sorunlarla boğuşmuştu. IMF ile yapılan uzun müzakerelerin ve Haziran ayında ciddi bir devalüasyonun ardından Temmuz'da ikinci bir standart standby anlaşmasına varıldı. Ecevit giderek azalan parlamento desteği karşısında muhalefetin gerekli çoğunluğu bulup hükümeti güvensizlik oyu vererek düşürmesi ihtimaline karşı yıl ortasında partisine parlamentoyu boykot etme talimatı verdi. Dolayısıyla dikkatler kısmi seçimlere çevrildi. Ancak bu seçimlerin parlamentodaki çıkması pekiştirmeden başka bir işe yaramayacağından ve silahlı kuvvetleri de müdahaleye zorlayacak bir otorite boşluğu yaratma riskinden çekinilmekteydi. Fakat Ecevit'e karşı artan hoşnutsuzluk erken genel seçim çağrısında bulunan ve bunun için parlamentonun kilitlenmesinden medet olan Demirel'i bir hükümet kurmaktan başka çare bırakmayacağı görülüyordu.
1970'li yılların başında yapılan devalüasyon etkisiyle özellikle işçi dövizleri girdisinde artış dış dengede finansman sorununu ortadan kaldırmıştı. Dış dengede finansman sorununun şoklar biçiminde ortaya çıktığı ve yüksek büyüme hızlarının korunmak istediği 1974 ve 77 döneminde Türkiye ilk kez ticaret açıklarını kapatmak için kısa vadeli özel fonlar kullanımına gitmiş ve gelir aktarım niteliğinde olmayan bu fonların geri ödeme gücünü yaratamadığı için de 1978'den itibaren ekonomik denge dış dengeden kaynaklanan krizlere girmişti. Dönemin hükümetleri bu krizi aşabilmek için Mart 1978 ve Nisan 1979'da istikrar önlemleri programını yürürlüğe koymuştu. Bu önlemler ödemeler bilançosu açıklarının finansmanını, enflasyon baskısının durdurulmasını, kitin kendi kendini finanse eder duruma gelmelerini ve bütçe üzerindeki yüklerin azaltılmasını amaçlıyordu. Siyasi istikrarsızlıklar, zayıf hükümetler ve uluslararası mali çevrelerden yeterli destek görülememesi nedeniyle de 78 ve 79 yıllarında alınan tedbirlerde başarı sağlanamamıştı. 1979'un sonlarında da ekonomideki bunalımın boyutları genişlediği sırada hükümet el değiştirmişti ve ciddi ekonomik sıkıntılarla baş etmek zorunda kalan Süleyman Demirel, uluslararası kredi kurumlarının dayattığı kararları uygulamak zorunda kalmıştı. 24 Ocak 1980 kararlar adıyla bilinen ekonomik istikrar programı Demirel Özel ortaklığıyla hayata geçirilmişti. Türk lirasının değeri büyük ölçüde düşürüldü. Gerçek ücretler sürekli olarak aşağıya çekildi. Ekonomide kamu kesiminin ağırlığı azaltıldı ve istikrar programı iflasa dönüştü. Yeni kurulan hükümetlere rağmen toplumsal barış ve siyasi istikrar sağlanamıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi cephleşmesinin devam etmesi ve Fahri Korutürk'ün de görev süresinde olmasının ardından meclisin cumhurbaşkanını seçememesiyle siyasi bunalım zirveye tırmanıyor ve bunun neticesinde de 12 Eylül 1980 tarihinde ülkenin huzur ve sükununun sağlanamadığından Kenan Evren başkanlığındaki askeri yapılanma devlet idaresini tümden kontrol altına almak amacıyla yönetime el koyuyordu. Ben burada bıraktım hocam konuyu 80 dönemini işledik diye. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum Tuba Emine'ye sağ olun. Bazı yine benim değerlendirmelerim ve sorularım olacak özellikle 70'li dönemlere dair. Öncelikle bunu kapatalım daha rahat bir şekilde sorarız. Özellikle 70'li yıllarda bahsediyor Tuba'nın sunumunda siz de gördünüz. Ve bugün çok tartışılan şu meşhur kur mevduat hesabının neredeyse çok büyük bir benzerinin dövize çevrilebilir mevduat programıyla özellikle 73'lerden sonra daha da yaygınlaştığını söyledi, ifade etti. Siz de sunumda zaten bunun detaylarını gördünüz. Tabii o dönem içerisinde benim merak ettiğim husus şu. Yani belki sizin büyükleriniz, anneleriniz, babalarınız ya da daha büyüklerinizin hep söylediği bir şey vardır Türkiye'de. Birçok siyasi tartışmada da bu söylenir. Kuyruklar, işte şu meşhur yağ kuyrukları, tüp kuyrukları gibi. Ki kuyrukların en çok yaşandığı dönem 70'li yıllar. Ki Tuba da sonunda anlatıyor neden o ithalat ihracat dengesinin bozulmasıyla alakalı. Ama bir başka sorun daha var. Senin çok kısa bahsettiğin. Aslında yani neden Türkiye bu özellikle 74'ten sonra bu sarmal içerisine daha belirgin bir şekilde giriyor? Bir şeyden bahsediyorsun, çok kısa bahsedip geçiyorsun aslında. Mevduat? 74'ü düşün, uluslararası. Uluslararası arenada ne oldu? Sen çok kısa bahsettin. 74. Anlaşmalar mı hocam? Yok. Türkiye'nin nereye müdahalesi? Ha, Kıbrıs. Bu çok önemli. Bu şu açıdan önemli. Yani bunu neden sordum? Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye uygulanan ciddi bir ambargo da söz konusu. Evet. Hani bunu o yüzden vurgulamak istedim. Ambargo dediğimiz şey Türkiye'nin özellikle o ithal ettiği bazı ürünlere, bu operasyona ya da bu barış operasyonuna karşı çıkan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerin ciddi anlamda buna bir izin vermeme ve bir ambargo uygulama. Hani bugün sizin Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İran'a, Kuzey Kore'ye uyguladığının aslında 70'li yıllarda bir benzerini Türkiye yaşadı. Şimdi aslında baktığımız zaman temel istenilen o 70'li yılların ortamını düşündüğümüzde dövize çevrilebilir mevduat bu ambargodan bir nevi kurtulma çabasıydı.
Bu da nasıl bir kurtulma çabası? İşte Tuğba'nın sorumda bahsettiği gibi döviz işçilerinin yurt dışına giden işte döviz getiren işçiler dahil olmak üzere ve şirketler dahil olmak üzere onlara bir kur garantisi vermek ve bu kur garantisini hazineden sağlamak. Yani bugünkü dediğimiz yönetim ya da bugünkü ekonomik planın bir başka tezahürü. Ama burada şöyle bir sorun var. Bugünden belki de en büyük farkı. O zamanlar içerisinde kimse bunu çok fazla dillendirmiyor ama 70'li yıllar bir ambargonun yaşandı. 74 ve 77, 78 gibi ambargo daha sonra kalkıyor tamamen. Ve bu ambargo esnasında bu ürünlerin, ihtiyaç, temel ürünlerin tam anlamıyla sağlanamadığını bizler de biliyoruz. Yani en azından sizler büyüklerinizden duyuyorsunuz, işte belgesellerden ya da filmlerden görüyorsunuz o sıraları, o kuyrukları ki vardı evet. Ama bunun olmasının temelindeki sebep zaten başta başına bir Kıbrıs'ın Barış Harekatı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın getirdiği ambargoydu. Çünkü 70-73 arası aslında Tuğba'nın sunumunda bahsettiği benim biraz da vurgulamak istediğim askeri yönetimin o baskın halinin bir şekilde o döviz yabancı işçileri ya da Türk işçilerin pardon Türk yurt dışına giden Türk işçilerin dövizlerini bir şekilde kanalize etmesini sağlamıştı ve ekonomide kısmi 70-73 arasında bir refah söz konusuydu. Belki Tuğba burada sunumda rakamlardan da bahsedebilirsin ya da mesela birkaç istatistik kullanabiliriz. En azından böyle tablo ya da grafik şekli. O istatistiklere bakarsak aslında 70-73 arası çok da böyle çok kötü diyebileceğimiz bir dönem değil. Ama 73'ten sonra özellikle 74 ile birlikte bir sarmala giriyoruz. Nedir bu sarma? İşte ambargo, ambargonun getirdiği kıtlık demeyelim ama temel ihtiyaçların eksikliği. O ihtiyaçları gidermek açısından ve ithalat ihracat dengesini bulabilmek açısından işte şirketlere bir kur garantisi sağlanması yani bir dövize çevrilebilir mevduat hesabı ortaya konulması. Şimdi görünürde güzel mi? Güzel. Hatta Tuğba galiba bir slide'ın bir yerinde bahsediyor. İlk kısımda ciddi bir dolar toplanıyor. Yani döviz toplanıyor. Aynısını biz bugün de büyük ihtimal yaşayacağız. İlk bir, iki ay içerisinde, üç ay içerisinde ciddi anlamda bir döviz girdisi olacağını ben de şu anda en azından hükümette planladığı ya da en azından tahmin ettiği bu. Ki çok şaşırtıcı değil. Nihayetinde siz devlet olarak dövize karşı bir garanti veriyorsunuz. Ve bu garantiyi de bu kur üzerinden veriyorsunuz. Ve fazla çıkarsa da işte onun şeyini artanını siz hazine olarak cebinizden devlet olarak vereceğinizi taahhüt ediyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda elbette o döviz girdisini sağlamak, işte bir şekilde o dövizi bozdurtabilmek insanlara çok şaşırtıcı değil. Ama ne kadar sürdürülebilir? En büyük sorunu, yani Tuğba'nın sorumunda detaylarıyla anlattığı, sizlerin de gördüğünüz gibi sürdürülebilir bir yanının olmadığını görüyoruz. Belli bir zaman diliminden sonra insanlar ya da işte o dönem daha ziyade şirketler ya da işte firmalar bunun sürdürülebilir olmadığının farkına vararak tekrar politika değiştirmeye, tekrar dövize yönelmeye ve tekrar bir devalüasyon şeyi diyelim, sarmalı diyelim, bunun içerisine girmeye başlayacaklar. Benzer bir durumun günümüzle de kıyasladığımızda çok farklı olmayacağını da öngörmek gerekiyor. En azından şu anki koşullarda diye konuşursak. Vatandaş gitti, siz aldınız paranızı bu mevduata yatırdınız 6 ay boyunca diye. Ama 6 ay boyunca yatırmış olduğunuz paranın hiçbir şekilde çekemiyorsunuz. Olası döviz farklılıklarında size kar sağlayacak bir hamle yapamıyorsunuz. 6 ay bekliyorsunuz. 6 ayın sonunda paranızı çekiyorsunuz. Şimdi bu durumda o 6 ay sonra elde edebileceği geliri istediği seviyede olmayan bir yatırımcı, bireysel de olabilir. Zaten şu anda bireysellere yönelik. İkinci defa bu sisteme girmez. Zaten 74'ten sonraki süreçte onun gitgide azaldığını yine sunumda gördüğümüz 900 milyon dolara kadar düşüyor. Yani benzer bir durum o döviz girdisi Türkiye'de de tahminimce olacaktır. Çünkü bu sistem düzenli bir şekilde işleyebilecek bir sistem zaten değil. Kısa vadeli evet bir çözüm. Ki bana kalırsa o dönem içerisinde çok da şaşırtıcı bir çözüm değil. Çünkü ambargo var. Siz temel ihtiyaçlarınızı ithal edebilme noktasında bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Uluslararası siyasi gelişmelerden ötürü. Şimdi bu uluslararası siyasi gelişmeler elbette
neye yol açacak? Bu açıdan büyük bir soruna yol açıyor ve bir ambargo ortamı içerisinde Türkiye 70'li yılları yaşadı. Bir çözüm olarak dövize çevirebilir mevduat. Kısa vadeli belki bir çözüm ama uzun vadede sistemi daha da kronik ve daha da sıkıntılı hale getirecek. Zaten Tuba da bahsetti. Sonrasında zaten Demirel'in ve Özal'ın dönemin Başbakanlık Müsteşarı Özal'ın hazırlamış olduğu 24 Ocak kararlarına doğru Türkiye evrilmiş olacaktı. Tabii benim bir başka sorum daha var Tuba Hasan. Özellikle 70'li yıllardaki siyasi istikrarsızlıktan bahsettik. Orası önemliydi. Onu benim için önemli bir tespit o. Çünkü siyasi istikrarsızlıklar evet ekonomiyi doğrudan doğruya etkiliyor, olumsuz etkiliyor. İşte hükümet koalisyon, bu işte hükümet krizleri ve benzeri durumlar. Özellikle yabancı yatırımcı için her zaman bir dezavantaj. En azından bu şekilde nitelendirebiliriz. Ama bir başka husus daha var. 70'li yıllarla birlikte Türkiye'de bir hareketin güçlenmeye başladığını görüyoruz. Yine satır aralarında bundan bahsetmişsin. Acaba nasıl bir hareket Türkiye'de güçleniyor? Bu şey Milli Selamet Partisi'nin... Hayır, siyasi... Evet, siyasi. Siyasi elpazede çok farklı görüşler var. Milli Selamet, Milli Görüş, Milliyetçi Hareket, Sol, Sosyalist kesimler. Ama ekonomik açıdan da bir grup yükselmeye başlıyor. Mesela 1 Mayıs 1977 dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte 1 Mayıs'ta olanlar ama 1 Mayıs'ta kim Taksim'e çıkıyor? İşçi sınıf. Yani işçi sınıfı yani sendika ya da daha doğru bir tabirle işçi sınıfı da diyebiliriz ama sendikalaşma. Sendikalaşma da ilk defa artık yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine oturmaya başlıyor. Bunun sebebi nedir dersek işçi sınıfının sayısal olarak artmasıyla birlikte bir yandan gelen o ekonomik koşullar, sürekli olarak oturmamış, istikrarsız bir yapı, zaman zaman yaşanan devalüasyonlar, enflasyonlar, mesela onları da ekleyebilirsin. O dönemki enflasyon rakamları da oldukça en azından fahiş diyebileceğimiz korkutucu rakamlar. Şimdi bu rakamları da düşündüğümüzde yani çok anormal değil. Bir işçi sınıfı sendikal haklarını korumak için, yani çalışma hakkı ve benzeri haklarını korumak için sendikal örgütlenmelere gidiyor. Ki bu sendikal örgütlenmeler genellikle ekonomik krizin çok yoğun hissedildiği zamanlarda kendilerini daha belirgin bir şekilde gösterirler. Bu hani evrensel açıdan belki de bir kural diyebileceğimiz bir mesele. Dolayısıyla o dönem içerisinde böyle bir yapılanmanın olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Siyasi yelpazede Tuğba da bahsetti. Farklı siyasi hareketler. Bir yandan bunun bir getirmiş olduğu çatışma ortamı. Şimdi böyle bir ortam var. Dışarıda ambargo yeni kalkmış. Böyle bir ortamda siz zaten dövize çevrilebilir mevduat gibi bir şey yürütebilmeniz mümkün değil. Onun yerine de işte Özal'ın getirmiş olduğu 24 Ocak kararları ve onun uygulanması için hani bunu hep söylüyoruz. Bu tip radikal ekonomik dönüşümleri uygulamak için her zaman en kolay yöntem daha otoriter rejimlerdir. Ki istisnasız Türkiye'de askeri darbelerin hemen arkasında bu tip büyük ekonomik politikalar, dönüşümler uygulanmaya çalışılmış. En azından gayret gösterilmiştir. Dolayısıyla böyle bir çerçeve var 70'li yıllar için konuşursak. Hani bugün belki de tarihin tekerrür ettiği bir noktadayız en azından bu politikalar bağlamında. Ama bu tarihin tekerrürü içerisinde tarihsel farklılaşmalar var. Türkiye şu an için hiçbir zaman en azından 2000'lerden sonra, 90'lardan sonra ya da böyle bir ambargo ya da bunu böyle bir tehditle karşılaşmadı. Ha bugün kuyruklar var mıydı? Vardı, hep beraber gördük daha birkaç ay öncesine kadar ki bugün bile vardır. İşte limitli satış vesaire. Ama işte yağın ya da benzeri temel ihtiyaçlar. Ama buradaki sorun o ambargodan kaynaklanan o dengenin bozulması değil. Buradaki sorun o dolarizasyon dediğimiz kavram yüzünden ve ithalata olan bağımlılıktan ötürü piyasanın bir nevi böyle bir nasıl ifade edelim tam doğru bir tabirle en azından düşündüğümüzde kendi kendine bir stokçuluk yapması. Hani burada çok eleştiriliyor stokçuluk diye. Aslında piyasanın bunu kendi kendine regüle ettiğini görüyoruz. Çünkü döviz kurunun hiçbir şekilde tahmin edilemediği ya da belirlenemediği bir ortam içerisinde kimse iki gün sonrasına göre bir fiyat vererek malını satmak istemez.
Stokçuluksa stokçuluktur bunun adı. Yani çok basit bir şekilde bunu söylüyoruz. Hani eleştiriliyor ya da bir şekilde yani stokçular izin vermeyeceğiz deniliyor. Ama serbest piyasada yaşıyorsanız, böyle bir düzen içerisindeyseniz, hani bu da bu üreticiler için çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Bu dönemin o dönemden en büyük farkı o. Yani bu dönem öyle bir ekonomik dış tehdit. Bu söylemler söylendi. Söylem olarak belki söylendi. Ama en son hani dinlediyseniz, en son Maliye Bakanı bile ortada bir dış tehdit falan yok. Bu içeriden kaynaklanan bir dolarizasyon demişti. Halkın özellikle dolar etkisi. Zaten şu anda da kırılmaya çalışılan kısım bu. Yani halkın dolar almasını engelleme. Ama 70'lere baktığımızda ortada bir de uluslararası siyasetteki gelişmeler var. Hani Tuğba'nın sonunda bahsetti. Evet, Türkiye dünya sahnesi içerisinde Kıbrıs Barış müdahalesiyle bir aktör olduğunu gösterdi ama bunun bir de faturası oldu. O faturada özellikle ambargonun getirdiği ekonomik buhran olacaktı. Yani o dönemde bu dönem arasındaki en büyük temel fark. Yani biz belki böyle bir şey yaşasak, bir ambargo ya da böyle bir dış tehdit yaşasak, yani bu dolarizasyonu önlemek için bunu düşünülebilir. Ama biz bu dış tehdit yaşamadan hepinizin bildiği gibi bir model denedik. Bugün hiç kimsenin ismini anmadı. Çin modeli. Bir ayda unutuldu bildiğiniz gibi. Bu modeli denedik. Bu modelin getirisi götürüsünden çok çok daha az olduğu net bir şekilde anlaşıldığı zaman da bu sefer biz ne çözüm bulmamız lazım, ne çözüm bulmamız lazım. Şöyle bir 70'lere geri dönüldü. Umuyorum sonu da 70'lerin sonu gibi olmaz. Çünkü olursa bugün yaşadıklarımız hani devede bir nevi kulak kalır. Yani bugün enflasyon rakamları açıklandı. Takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yani gidişatın hiperenflasyona doğru gitmesi kaçınılmaz olur. Umuyorum bunlar olmaz. Hep beraber onları da ilerleyen tarihlerde, ilerleyen zaman dilimlerinde göreceğiz. Tekrar teşekkürler Tuba Emeğine. Sağlık. Herhangi bir sorusu olan. Başka herhangi bir sorusu olan. Bugün içerisinde zaten bir sunumumuz vardı. Tuba'nın sunumu vardı. Haftaya da 10 Ocak'ta Ali'nin sunumuyla hayırlısıyla sunum haftalarımızı tamamlamış olacağız. Dönemi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son haftada şöyle bir genel tekrar yaparız 17 Ocak'ta. Bu şekilde dönemi tamamlarız arkadaşlar. Yine bu sunumun videosunu diğer haftaları yükledim. Hepsi YouTube'da mevcut. Haftaları YouTube'dan takip edebilirsiniz. 17 Ocak'ta da şöyle bir genel bir değerlendirme toplantısı yapar. Dönemi tamamlamış oluruz. Herhangi bir sorusu olur. Gördüğüm kadarıyla yok gözüküyor. Tekrardan teşekkür ediyorum Tuğba emeğine. Sağlık. Bir aksilik olmaz ise 10 Ocak tarihinde de Ali'nin sunumuyla sunum haftalarımızı tamamlamış olacağız hayırlısıyla. Kendinize dikkat edin. Her zaman olduğu gibi elbette sağlığınıza, saatinize, özellikle bu son süreçte daha da fazla dikkat etmenizi diliyorum. Bu dediğim gibi ders kaydına da bir aksilik olmaz hafta sonuna kadar yine YouTube'a yüklemiş oluruz. Tekrardan teşekkürler Tuğba. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim.